Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bebek bisküvili pasta hazırladım. İlk olarak tabanımı oluşturuyorum. Bunun için yarım paket kakaolu bisküviyi robottan geçirdim. Şöyle bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağım var. Bunu da ekliyorum. Şöyle güzelce karıştıracağım. Güzelce bütün tereyağını içerisine yedirdim. Şimdi kavamı alıp dolaba kaldırıyorum. Dolapta bekleteceğim. O sırada da muhallebisini hazırlayacağım. Muhallebi için tenceremin içerisinde 4 su bardağı süt var. Yarım su bardağı şeker ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı un ve 2 dolu yemek kaşığı nişasta. Bunları güzel çırpıp pürüzsüz hale getireceğim. Ocağımın altını açtım. Sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam almasını sağlayacağım. Karıştırmayı bırakmayın. Sürekli böyle karıştırıyoruz. Muhallebim güzel koyulaştı. Kıvamını aldı. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. Bu arada ocağımın altını da söndürdüm. Şimdi kalıbımı dolaptan aldım. Hazırlamış olduğum muhallebinin yarısını şöyle üzerine döküyorum. Yani şöyle yaklaşık 3 kepçesini aldım. Şöyle eşit bir şekilde dağıtıyorum. İkinci kat için şöyle bebek bisküvileri var. Burada 21 tane bebek bisküvisi var. Bunları alıyorum. Üzerine diziyorum. Bebek bisküvilerini sıraladım. Şimdi üzerine kalan muhallebimi döküyorum. Tamamını bu katta kullanacağım. Şöyle üzerine eşitliyorum. Şimdi pastamın kalan kısmını tamamlıyorum. Bu şekilde hazırladım ve ben bir gece dolapta beklettim. Ama zamanınız yoksa 2-3 saat bekletmeniz de yeterli olacaktır. Üzerine şöyle bir poşet sade krem şantiyi yarım su bardağı soğuk sütle birlikte çırptım. Kıvamı bu şekilde olacak. Böyle üzerinden ince şerit şeklinde çikolata sosunu geçtim. Pastam servise hazır. Üzerine dediğim gibi çikolata sosuyla süsledim. Kenarından da bir dilim çıkardım. Şimdi iç kısmının dokusunu da sizinle paylaşacağım. Şöyle yakından göstereyim bakın. Her kenarını görün. Bakın kıvam olarak muhteşem. İçerisine koymuş olduğum bebek bisküvilerini bakın hiç sütle ıslatmadım ama yine de yumuşacık bakın.